Merhaba arkadaşlar. Temel kavramlar soru çözümleri. Birinci bölüm. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 5 eksi eksi 2 artı 3. Önce parantezin içine yapıyorduk. Büyük olanın işaretini alıyorduk ve çıkarıyorduk farklı önce veya şöyle yapıyorduk. Eksi 2 artı 3'ü. 2 tane eksi var burada. Burada da 3 tane artı var. Artılar eksilere birer tane götürüyor. Yani temelden söylüyorum ki bir kere söyleyeceğim. Artı eksiği götürdü. Artı eksiği götürdü. Bir tane artı kaldı. Öyleyse bizim buradaki toplamımız artı 1. Veya işaretleri farklı olduğu için büyükten küçüğü de çıkarıp büyüğün işaretini yazabilirdik. 5 eksi artı 1 oldu. Eksi ve artı yan yana gelince eksi oluyordu. 5 eksi 1 o da 4 oldu. Devam edelim. Şu soruya bakalım. İşleminin sonucu kaç? Hantal bir işlem gibi gözüküyor. Bununla bunu toplayacağız ve bunu çıkaracağız. Biz pratik olarak nasıl bakabiliriz? Şimdi düşünelim. Biz bunları alt alta yazdığımızda önce son basamaklarını toplayacaktık. 8, 2 daha 10 edecekti. 3 çıkaracaktık. 7 kalacaktı. Bak, son iki basamaklarını yazıyorum sayıların sadece pratik olsun diye. Bu ikisini topluyoruz. Ondan bunu çıkarıyoruz. 8, 2 daha 10, 3'ü çıkarttım, 7. Öyleyse son basamağımız 7 olacaktı. Bunlar gitti. Daha sonra ise burada 0 artı 9 artı 0, 9 olacağı için son iki basamak 97 olan cevabımız B seçeneği. Aynı şekilde yaparak da bulabilirsiniz. Aşağıdaki işlemde her iki şekil bir tam sayıyı göstermektedir. Buna göre yıldız, üçgen, karenin değeri kaçtır? 9'dan kareyi çıkartmışım, 7 olmuş. Öyleyse kare 2. Çünkü 9 eksi 2, 7 eder. Buraya kareyi yazdım. Yıldızdan 2'yi çıkartmışım, 3 olmuş. Öyleyse yıldız 5. Üçgenden 5'i çıkartmışım, yıldız olmuş. Ben yıldızı biliyordum, 5'ti. Öyleyse üçgenim de 10. Şimdi bunları toplayalım. 10 artı 5 artı 2 cevabımız 17. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Neyi görmemiz lazım? Şu eksi ile eksi yan yana gelince artı oluyor. Eksi 8 artı 2 artı 10. Artı 2 artı 10 daha artı 12 oldu. Eksi 8 ile artı 10'u işleme soktuğumuzda 12 tane artı 8 tane eksimiz var. Az önceki anlattığım yöntemle büyüğün işaretini alıp artıyı 12'den 8 çıkarıp 4'ü bulabiliriz. Devam edelim. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür diyor bize. Bakıyoruz. Mesela 3'ten 4'ü çıkarıp 2'ye bölmüş. 4 ile 2'yi toplayıp 3'e bölmüş. Şu 2 mesela 6 bölü 3'ten. Bu 3,5 gibi bir şey oluyor. Dursun. Bu 5 bölü 4 oluyor. Bu da 2 eksi 1,3 gibi bir şey oluyor. Bu zaten eksiye gidiyor. 3 eksi 4 eksi 1 olduğu için eksi 1 bölü 2 de eksili bir şey oluyor. En büyük olan dolayısıyla şıklardan baktığımızda C seçeneği olarak gözüküyor. Bu soruya bakalım. 26 kutu 2 kutu 7 20 olmuş. Kutuya hangi işaretler gelebilir? Şimdi düşünelim. 26 ile 2'yi öyle bir işleme sokacağız. Sonra 7'yi onunla işleme sokacağız. 20 olacak. Şunlardan hangisi olabilir? Baktığımızda 26 bölü 2 13. 13 ile 7'yi topladığımızda da 20 ediyor. Demek ki işaretlerimiz bölü ve artı. Biraz bakınca gözüküyor. Şuraya bakalım. Önce parantezin içini yapıyoruz işleminin sonucunu bulurken. Burası 8. 2 çarpı 8, 16. 2 eksi 16 çarpı 3 var. Şimdi 2 eksi 16 artı 2 eksi 16 olduğu için eksi 14. 3 çarpı eksi 14 ise artı ile eksinin çarpımı eksi, 3 ile 14'ün çarpımı 42. Öyleyse cevabımız eksi 42. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisinin sonucuna eşittir diyor. Yani ne yapıyor? Aslında burada çarpmanın dağılma özelliğini kullandırtıyor. Çarpmanın dağılma özelliğine bunu bu farkla çarpmak demek, şunu şununla çarpmak, eksi bunu bununla çarpmak demek. Parantezi dağıtıyoruz, açıyoruz hangisini söylerseniz. Dolayısıyla 6002 çarpı 3000 şey 9003 eksi 6002 çarpı 7001 şeklinde açıyoruz. Matematik kuralını sormuş bize.
Çarpımları 150 olan iki tam sayının toplamı en çok kaçtır? Hiçbir şey bilmiyorum. İki tane 150 olan çarpımı nedir? Mesela 150'ye 1. Bir uzak seçiyorum. Bir de mesela biraz yakın seçeyim. 30'a 5 çarpımları 150 olan. Toplamı hangisinin büyük oldu? Bunun büyük oldu. Öyleyse birbirinden uzaklaştıkça büyüyormuş. En fazla birbirinden ne kadar uzaklaştırabilirim? Birini en başta 150 olur, biri en sonunda 1 olur. Aralarını iyice açtım. Toplamları da 151 olur. Aşağıdakilerden hangisi farklı iki pozitif tam sayının kareleri toplamı şeklinde yazılamaz? Kareler. Neydi kareler? Çarpım tablosundaki mesela 2 çarpı 2, 4'tü. Bu 2'nin karesiydi. 3 çarpı 3, 9'du. Bu 3'ün karesiydi. Başka ne vardı? Mesela 4 çarpı 4, 16'ydı. Bu 4'ün karesi anlamına geliyordu. 5 çarpı 5, 25'ti. Ve 25 de 5'in karesi anlamına geliyordu. Şimdi bunları toplayarak iki tanesini hangisi yazılamaz? Mesela ben 25 ile 4'ü toplarsam 29 elde edebilirim. Bu yazılır. Ve 1'in karesi vardı. Bir kere 1, 1 olduğu için 1'in karesi 1'di. 1 ile mesela 16'yı toplarsam 17 olur. Sonra 9 ile 4'ü toplarsam 13 olur. Şıklara bakıyoruz. 37 bir de 6'nın karesi vardı. 6'nın karesi 36'ydı çünkü 6 kere 6 36. 36 ile 1'i toplarsam 37 yazılır. Öyleyse tek seçenek D seçeneği kalıyor. Çarpımı 24 olan iki pozitif tam sayının toplamı en az kaçtır? Bir deneyeyim. Mesela 24'e 1 vereyim. 2 tane çarpımı 24 olan. Bir de uzak vereyim. 6'ya 4 mesela. Bu da 24. Hangisinin toplamı az? Bunun daha az. Çünkü 24 artı 1, 25. 6 artı 4, 10. Bunun daha az. Öyleyse birbirine yaklaştırmam lazım. İkisini birbirine en fazla nasıl yaklaştırırım? Çarpılacak sayıların aynı şey olabilir mi mesela? Aynı şey olursa çünkü sıfır olur aralarındaki fark. 24 bir şeyin karesi değil. O yüzden 25 olsa mesela 5 kere 5 derdim. 25 olabildiğince yaklaştırmış olurdum. Ama 24 bir şeyin karesi değil. Öyleyse ne yapacağız? En yakınlarını seçeceğiz. O da nedir? 6'ya 4. 6 kere 4 24. 6 artı 4 10 olarak bulunuyor. Aşağıdaki sayılardan hangisi iki farklı pozitif tam sayının kareleri toplamı olamaz? Yukarıdaki sorunun aynısı dikkat edersek. Mesela 1'in karesiyle 2'nin karesini toplarsam 5. 1'in karesiyle 3'ün karesini yani 9'u toplarsam 10. 3'ün karesiyle 2'nin karesini toplarsam 13. 4'ün karesiyle 1'in karesini toplarsam 17. Doğrusu cevabımız 15. Toplamları 25 olan birbirinden farklı 3 pozitif tam sayının çarpımı en az kaç olur? Toplamları 25'miş, birbirinden farklıymış. Çarpımı en az kaç olabilir diyor. Hemen düşünüyorum. Bir uzak seçeyim, bir yakın. Mesela şöyle bir şey seçeyim. Yakın olsun 25'e. Mesela 8, 9, 17, 7 seçsem olmuyor. 8, 9 olmadı. Şöyle 7 seçeyim. 9 seçeyim, 16. Ha, iki basamaklı da olabilir tabii. Mesela 10 seçeyim, 9 seçeyim, 6 seçeyim. Bir bunun çarpımına bakayım. Bir de uzak seçeyim birbirine. Mesela birisi 22 olsun, birisi 2 olsun, biri de 1 olsun. Hani 24, 1, 1 de sayı 23, 1, 1 de seçebilirdim ama birbirinden farklı diyor. O yüzden birini 22 aldım. Diğeri 2 oldu, biri de 1 oldu. Bakıyoruz bunun çarpımı çok büyük. Öyleyse sayılar birbirine yaklaştıkça artıyormuş. Sayılar birbirinden uzakken nasıl? 22 çarpı 2 çarpı 1, 44. Yani en fazla bu kadar uzaklaştırılır. Şunu biraz da artırsam 23. Buralara yazacak bir şey bulamam. 1 1 yazarım. O zaman birbirinden farklı olmaz. 24 olsa zaten 0 yazamam. Çünkü pozitif tam sayı diyor. Dolayısıyla 44 olarak cevabı buluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi iki farklı tam sayının kareleri toplamıdır diyor bu sefer. Az önceki şekilde düşünürsek 2'nin karesi 4'tü. 3'ün karesi 9'du. İkisinin toplamı da 4 artı 9, 13 şıklardaki seçenek. 2011 DGS bu da. A artı B toplamı sabit olan AB gibi çiftlerinde A eksi B mutlak değeri en küçük çift olan A çarpımı B çarpımın değeri en büyüktür. Yani burada söylediği şey şu. Az önce sorularda yaptığımızı teoriye dökmüş. Yani sayılar ne kadar yaklaşırsa o kadar çarpımları büyür olayını.
Ve burada da biraz daha süslemiş. A eşittir 4 artı x demiş. AB pozitif temsil eder. B eşittir 6 eksi x. A çarpı B'nin en büyük değeri. Şimdi süslemeye bakın. A 4 artı x. B 6 eksi x. Şimdi ben bunları bir taraf tarafa toplarsam ne olur? A artı B 4 artı 6 10. Artı x ile eksi x toplayınca birbirini götürdü. Dolayısıyla bir şey kalmadı. A artı B 10'muş. En büyük değeri çarpılınca işte buradaki 10'u anlatıyor. Birbirine yakın olacak. Mesela 5'e 5 verebilir miyim? Rakam birbirinden farklı demiş mi? Bakıyoruz. Pozitif tam sayılar olduğuna göre farklı dememiş. Dolayısıyla birbirine en yakın 5'e 5 alıyorum. 5 artı 5 10 oluyor ve çarpımları da en büyük oluyor 25. Biraz uzaklaştırsam 6'ya 4 olsa çarpımları 24 bakın küçüldü. Dolayısıyla en yakın en büyük. Şurada da onu anlatmış matematiksel olarak. Birbirinden farklı iki tam sayının toplamı 14'tür. Bu sayıların çarpımının en büyük değeri. 14 iki sayının toplamı. Mesela ne olabilir? 13'e 1 olabilir veya 7'ye 7 olabilir ama birbirinden farklı diyor. 8'e 6 yapalım. Bir buna bakalım, bir buna. Hangisinde çarpım büyük? Burada büyük. Öyleyse sayıları birbirine yaklaştırdıkça çarpım büyüyormuş. En fazla ne kadar yaklaşır? 8'e 6. Çünkü 7 7 olduğunda ikisi aynı sayı olur. Birbirinden farklı diyor. 8 kere 6 48 olarak buluyoruz. Bu video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.